Bu detayı öğrendiğinizde tüm film posterlerine daha dikkatli bakacaksınız. Arabalar 2 filminin posterine dikkatlice bakın. Posterin üzerinde araba şeklinde bir ülke göreceksiniz. Çok eğlenceli bir film olan Lego Movie'de Morgan Freeman'ın seslendirmiş olduğu Vitruvius'un şu repliği senaryoda yokmuş. Freeman söyleyeceği repliklerin sürekli değiştirilmesine sinir oluyormuş. Bu yüzden yönetmenlere bu cümleyi söylemiş. Yönetmenler de bunu bir şaka olarak filme eklemiş. Dostlarım, bu videoda filmler ve animasyonlar hakkında gözünüzden kaçan ve hiç duymadığınız 50 filmin 50 gerçeğini ve detaylarını konuşacağız. Biraz internetten yardım aldım ama kusuruma bakmayın. Haydi başlayalım. Doc Hudson bildiğiniz üzere 2 ulusal şampiyonluk kazanmıştı. Ancak tehlikeli bir kazadan sonra yarışmayı bırakmıştı. İşte Doc Hudson karakteri Hudson Hornets'i 2 ulusal şampiyonluğa taşıyan ve aynı zamanda tehlikeli kazalardan sonra yarışmayı bırakan gerçek hayattaki NASCAR öncüsü Herb Thomas'ın arabasına dayanmaktadır. Guy güneş gözlüğüyle yolda yürürken arkada ürün yerleştirmesi yazan bir şişe cin görebilirsiniz. Bu filmin başrolü Ryan Reynolds'ın sahiplerinden biri olduğu Aviation Gin. Mario'nun küvetin içinde oturduğu sahne 1997 yapımı Japon gerilim animesi Tafekuto Buru'nun birebir aynısıydı. Yönetmen Darren Aronofsky filmin bu sahnesini kullanabilmek için filmin tüm haklarını satın aldı. Luigi'nin plakasında ilginç bir gerçek yatıyor. Rakamlar İtalya'nın Modena kentindeki ana Ferrari fabrikasının enlem ve boylamı olan 44.5'e 10.8'i gösteriyor. Filmin en sevimli karakterlerinden olan bu kızın gerçek ismi Boo değil. Sally onun çılgın saklambaç becerilerine tanık olduktan sonra ona bu ismini vermişti. Peki onun gerçek adı ne? Gelin açıklayayım. Küçük kız uyumadan önce Sally'ye korktuğu canavarın resmini göstermek için çizimlerini karıştırıyordu. Korktuğu canavarsa Randall'dı. Fakat sahneyi biraz geriye aldığımızda gerçek adının Mary Gibbs olduğunu Randall çiziminin üst kısmındaki bir çizim ele veriyor. Thor için ya bu adam neden her sahnede eldiven takıyor demişsinizdir. Peki neden takıyormuş? Şişman elbisesinin bittiği yeri örtmek için. Cep telefonu kılıfına dikkatlice bakın. Sana birini hatırlattı mı? Tabii ki de hatırlattı. Zootopia filmindeki Jason Bateman tarafından seslendirilen kravatlı tilki Nick Wilde. Bir korku ikonu olan Annabella bebeğin DC Universe filminde ne işi var? Çünkü Shazam filminin yönetmeni David Sandberg bu süper kahraman filmini çekmeden önce Annabella Creation'ı yönetti. Nathan barmenlik yaparken üst taraftaki Kitty Good Red yazan tabelaya dikkat edin. Bu neon tabela Nathan'ın video oyunları serisinde düşmanları öldürürken kullandığı bir sözdü. Bakın. Galaxar'ın amacım zarar vermek değil ama hepiniz öleceksiniz dediği sahnedeki tabelalar ve reklam panolarına çok dikkat edin. Kung Fu Panda filmiyle alakalı gizli bir detay var. En sağdaki gözlüklü ve topuzlu bayanın üstündeki panoya bakarsanız Kung Fu Panda filmindeki Po'nun usta Shifu'ya aç değilim usta dediği kareyi görürsünüz. Mike ve Sally domuz Archie'yi kovalarken ağacın altındaki kamyona dikkatlice bakın. Fark ettiyseniz bu kamyon Toy Story filmindeki Pizza Planet dağıtım kamyonunun birebir aynısı. Gruplar Savaşı'ndan hemen önce sokak sahnesindeki sağdaki duvara dikkatlice bakın. Duvarda inanılmaz aile filminin posteri iskeletle haliyle karşımıza çıkıyor. Arthur'un sahne aldığı kulüpte çok karanlık ve kolayca gözden kaçan bir detay var. Kulübün adı Pogo'dur ve gerçek hayattaki seri katil John Wayne'e bir göndermedir. Katil Pogo ismini palyaço gibi giyinip çocuklar için gösteri yaparken kullanıyormuş. 2017 senesinde vizyona girmesiyle elde ettiği büyük ilgi sayesinde yeni filmin gelmemesi kaçınılmazdı. Ancak ikinci film ilki kadar ne yazık ki başarılı olamadı. Her ne kadar ilk film fazlasıyla ilgi görse de bazı küçük hataları beraberinde getirdi. Savaş sahnesinde arkada bir asker savaşırken başrol oyuncuları konuşmaya devam ediyor. Daha sonra asker yok oluyor. Anlaşılan sahne birkaç defa çekilmiş. Chip'in şuraya park et dediği sahnedeki grafiti duvarlarına dikkatlice bakın. Bu siyah silüet daha önce gördüğümüz Örümcek Adam Örümcek Evreninde filmindeki
Miles Morales. Carl ve Ellie'nin pikniğe gittikleri yerdeki ağaç size tanıdık gelebilir. Bu ağaç Up filminden önce vizyona giren Pixar filmi A Bug's Life'daki ağacın ta kendisi. James Cameron, Matt Damon'a başrolü ve filmin gişesinin %10'unu teklif etti ama Matt Damon reddetti. Yapım tam tamına 3 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Matt Damon daha sonra tarihe geçeceğim. Daha fazla parayı reddeden bir aktörle bir daha asla karşılaşmayacaksınız dedi. Jonah Hill, Martin Scorsese ile çalışmak için 10 milyon dolar alan Leonardo DiCaprio'ya kıyasla yönetmenden sadece 60 bin dolar almış. Dostlar, birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.